biriktiriyorum bunları evde. Bir köşe yaptım hatta. Bu çok, çok şekermiş. Bunu bana verir misin? Tamam, senin olsun. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Babam geldi. Tamam. Gelinme hemen. Babanla tanışıp sonra sizi akşama kadar rahat bırakacağım. Sonra yemek için buluşuruz, değil mi? Otele gelirsin. Burada kalırsam daha iyi olur Irmak. Bunları konuştuk. Hem seninle ilgim olmayacak, arazi gezeceğim demiştin bana. Tamam, tamam biliyorum. Çiftliği görmek istemiştim. Babana merhaba deyip geçeceğim. Çok misafirperver değilsiniz anlaşılan. Fırat. Baston, baston. Oldu mu şimdi ya? Senin makamına yakışmaz be oğlum. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Irmak Tunalı, SSE Shipping İstanbul Şubesi Müdürüyüm. Memnun oldum. Irmak İstanbul'dan arkadaşım baba. O da zeytin işine girmek istiyor. Arsa bakacak. O yüzden beraber geldik. Neyse, ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Randevularım var. Ben seni geçireyim. Yok, lütfen. Hiç gerek yok gerçekten. Gerek yok. Yemeği alsaydık sizi yarın öğleyin boş vaktiniz varsa. Çok teşekkür ederim efendim ama yarına dönmüş olurum ben. İyi günler. Güle güle hanımefendi. Nasıl bu kadar boş bulundun anlamadım ki ben. Baba adam yıllardır ortalıklarda yoktu zaten. Hem kim bilecek İstanbul'un en karanlık adamı olarak karşıma çıkacağını. Kredileri imzalayana kadar her şey normaldi. Yani evraklar düzgündü. Bizimkiler bir ay araştırma yaptı. Tezgaha geldik işte. Adam güzel tezgaha tutturmuş. Peki alabilecek misin parayı geri? Alacağım tabii ya. Hem de son kuruşuna kadar. Yoksa bankada topun ağzındayım. Yok artık. Hallederiz. Babir beni sayar. Hala hukukumuz var. Herhangi bir sorun olursa konuşurum. Ne hukuku be baba? Bizim ilişkimiz sen dışarı gittikten sonra da devam etti. Biz bazı işler yaptık onunla sonra. İş mi yaptınız? Ne iş? Bu hanımefendi yeni gözden mi? 4-5 ay oldu. Hem niye soru soruyorsun ki bana? Sen benim hayatımı benden daha iyi bilirsin. Sen de beni benden iyi bildiğine göre kızı beğendiğimi de anlamışsındır. Al bunu. Güzel, asil kız. Taşır seni. Bakalım. Ama bir daha yüzüne bakar mı orasını bilmem. Benim kimseye verilmiş bir sözüm yok baba. Hem ben sana biraz bizim dış hatırımlar hakkında bilgi vereyim. Tamam. Çalışma masama geçelim o zaman. Sonra da rakı, tandır, dolma. Özlemişsindir ha? Hem de nasıl. Aa, anne nereye böyle acele acele giyim kuşam falan? Duaya gidiyoruz kızım. Kazangil'in anaları hanımefendi övmüş. Sevaptır, camide yayın yaptılar. Herkes davetli, yemeli içmeli. Çiftliklerindeymiş Doğa. Çok uzak o çiftlik, nasıl gideceksin? Sen nereden biliyorsun nerede olduğunu? Arabalar kalkıyormuş çarşıdan. Bineceğiz, gideceğiz. Bu da istedi, çiftliği görecekmiş. Hadi. İyi, hadi bakalım. Allah rahmet eylesin. Hadi, geç kaldık. Narin, sen geleceğim ya bu sene okula. Yarın gelince görürsün sınıfta geleceğim mi, gelmeyeceğim mi? Baban sağda solda yollamayacağım okula diyormuş. Hadi kız yürü, yürü. İyice çanak ağızlı oldun artık, yürü. Ne oldu baba? İyiydi baba anne. Uykusunda gitti oğlum. Huzur içinde uyumaya devam etti. Hoş geldin oğlum. Başın sağ olsun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz.
geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İçeri alacağız sizi. Bayanlar sol tarafa. Pardon, banyoyu arıyordum da. Şurayı kullanabiliriz. Burası çok sıkıcı. Bana çiftliği gezdirsene. Sen geç arkaya koyun oraya. Yarım saat sonra orada olurum. Şeref verdiniz hanımlar. Güzel Gayınacığım, çok güzel. Adam alışveriş merkezi kurdurmuş buraya ya. Şimdi çarşı pazar kalabalık olur. Sıkılırsınız diye düşündüm. Biz de rica ettik arkadaşlardan, sağ olsunlar kırmadılar, getirdiler. Biz bir şey seçemedik. Malum çocuğun zevki de anası gibi. Oysa ben onun sizin gibi hanımefendi olmasını istiyorum. O yüzden rica etsem şuradan kıyafet seçer misiniz çocuğa? Biz moda danışmanı mıyız? Bir moda danışmanı tutun. Çocuğumuz yok bir şey. Biz nereden anlayalım ya? Tamam, tamam, tamam. Biz hemen hızlıca hallederiz şimdi, tamam mı? Hadi. Hadi, hadi. Galinacığım gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. O zaman size kolay gelsin. İhtiyacınız olursa ofisteyim. Güzel mi bu kırmızı? Kırmızı. Gidelim, seçtik hepsini işte. Ay, ne kadar mutlu bugün. Çocuk bir aileye hasret kalmış, yazık. Bitmedi mi ya? Ben acıktım. Ha? Irmak arıyor. Dün geceden beri açmıyordu telefonunu. Canım. Açmıyorsun telefonlarımı. Prensin sana iyi bakıyor galiba. Evde misin? Evdeyim abla, evdeyim ve sana çok ihtiyacım var. Hangi cehennemdesin yine ya? Gel hemen. Niye evdesin sen, döndün mü? Irmak ağlama, ne oluyor? Gel ne olur, hadi, hadi. Tamam. Ne oldu, niye ağlıyormuş? Sinir krizi geçiriyor, gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Deniz, hadi hoşça kal Galina. Narin. O karı Fırat'tan ayrılırsa size dünyayı dar ederim. Ayağınızı yakalım. Ulan tam kızı ayara getiriyorum. Deniz olduğu yerden çarşıyı pazarı karıştırıyor. Irmak. Irmak yeter anlat. Ay yüreğime inecek. Fırat dün benim babasıyla tanıştırdı. Ve dedi ki, Irmak İstanbul'dan arkadaşım zeytinlik arazi bakacak. Beraber geldik öylesine. Ne var bunda? Beni kendisi davet etti. Gibi bıraktı ortada, sonra tanımıyormuş gibi. Ya aslına bakarsan tam da öyle olmuş ya. Yani Fırat seni gel aileme takdim edeceğim falan dememiş ki, sen yanlış anladın herhalde durumu. Ne diyorsun ya sen, abuk sabuk? Irmak'cığım, yani sen biraz böyle şey mi yapıyorsun acaba?
olaylara bakmak istediğin gibi bakıyorsun. Sonra hayal kırıklığına uğruyorsun işte. Olaylara kendi açımdan mı bakıyorum? Beni davet etti diyorum size. Ben mi uyduruyorum ya? Ha? Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Nalan? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Hı, evet. Tamam yeter. Yeter. Irmak saçmalama. Başka bir şey için aramıştı. Ben de yanındaydım. Fırat lafın arasında söyledi. Hoparlör açıktı. Kulaklarımla duydum canım. Siz neler çeviriyorsunuz benim arkamdan? Benim sevgilimle. Eski sevgilimle. Bitti. Bir daha o adamı görmeyeceğim. Bitti. Yok artık ya. Daha neler? Dün bu, bugün sen. Yeter. İkinizin birden sevgili bunalımıyla uğraşamam. Irmak, anlat sen. Sonra ne oldu? Adamı orada bırakıp basıp geldin mi? Ne yaptın? Hayır. Otele döndüm. Bütün gece bekledim onu orada. Belki gelir, arar, özür diler diye. Gelmedi. Aramadı da ben de arabaya atladım, geldim. Ve hala aramadı. Tamam. Tamam canım, tamam. Ben anladım. O çocukta bağlanma korkusu var. Çok samimi olunca böyle korktu işte. Aynı can. Bakayım. Tamam, tamam. Oy, kıyamam ben sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.